Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Aslında bunlar biraz yaz alışverişi gibi. Yani bunu yaz alışverişi, tatil öncesi alışveriş gibi düşünebilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Ama öncesinde sizlere hatırlatma yapacağım. Bu video denemeli bir video olacak. O yüzden biraz uzun sürebilir. Affınıza sığınıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Öncelikle üzerimdeki bu crop top'la başlayayım istiyorum. Bu crop top Zara'nın, yanılmıyorsam small beden, böyle kızıl kahve tonlarında bir crop top. Şöyle arkası biraz daha uzun geliyor. Mikrofonumun şeyini görebilirsiniz. Önü biraz derin bir V ama çok hoş duruyor. Böyle yüksek bel, beyaz bir etekle aklınızda bulunsun. Bu etek de Zara'dan. Üst 99.90'dı galiba, alt da 99.90'dı. Hatırladığım fiyatları sizlere söylemeye çalışacağım ama bazen yanılmalar olabilir. Üstündeki diğer kombinden devam edersem de bu kolye. Bu kolye de Mango'nun yeni sezonundan. Bu sene, bu sezon, özellikle bu yaz hatta deniz kabukları çok moda. O yüzden deniz kabuklu böyle bir kolye yapmışlar. Choker gibi altın. Normal kullandığım kameramın şarjı bittiği için vlog kameramla devam etmek zorunda kaldım. Umarım görüntüler net olur. Devam ediyorum. En son kolyemde kalmıştım. Kolyem bu şekilde. Dediğim gibi bu yaz deniz kabukları çok moda. Mango'da da bu tarz kolyeyi görmüşken almak istedim. Kaçırmak istemedim. Altın detayları var. Çok hoşuma gitti. Bu altın detaylı da şu yine Mango'nun en hafif içi boş küpelerini kombinledim. Bu şekilde bir kombin oluşturdum ben de. Bu arada burada pek ayakkabı gösteremeyeceğim kombin için. Onu daha sonrasında gösteririm diye düşünüyorum. Hazırsanız diğer aldığım kıyafete geçiyorum. Ve bir diğer aldığım parça ise bu Zara'nın şifon bir leopar desenli şortu. Çok rahat bir şort. Leopar'ın da bu sene çok moda olduğunu biliyorum. Aynı zamanda da bunun leoparı, hani böyle göz kanatmayacak bir leopar. O yüzden tercih ettim. Yoksa leoparla çok aram yok açıkçası. Bu da bu şekilde bir şort. Yine Zara'dan devam ediyorum. Bu görmüş olduğunuz mini boy elbiseyi aldım. Çiçek desenleri var. Hem beş tonları, hem yeşil tonlar, hem kırmızı, hem mavi tonları içinde barındıran bir elbise. Çok rahat, aşırı ince. Yine şifon gibi bir elbise. Çok hoşuma gitti. Bunu da çok severek kullanıyorum. Aynı zamanda size bir de şu çantayı göstereceğim. Bu çantada görmüş olduğunuz gibi hasır çanta. Gold detayı olan bir çanta. Zincir askılı. İsterseniz çapraz, isterseniz düz takabiliyorsunuz. Zara Woman bölümünden bulabilirsiniz. Bunun da şöyle size fiyatını göstereyim. Üstündeki elbisenin fiyatı da 169 lira olması gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer elbise ise yine Zara'dan mini elbise sayılabilir aslında. Diğerinden biraz daha uzun sadece. Daha çok kırmızı tonlar, turkuaz su yeşili tonları, pembelerin ağırlıklı olduğu bir elbise bu. Benim çok hoşuma gitti. Hem derin bir V'si var, hem şuradan görmüş olduğunuz gibi düğme detayları var. Aşağı doğru uzanan pileler yapmışlar ve bu sizi daha zayıf gösteriyor açıkçası. Bu da İtalya'dan almış olduğum çanta. İkisinin beraber bu şekilde bir kombin var. Bu arada elbiseyi merak edenler, hemen size şu şekilde barkodunu göstereyim. 169 lira. Bu da çok güzel bir elbise. Bir diğer elbiseye gelecek olursak, o da tekrar Zara'dan, sanırım Zara bu sezon elbiseler konusunda daha başarılı diğer markalara göre. Böyle üzerinde daha çok yazlık bir yeri anımsatan çok çok ince şifon bir tekrardan elbise.
Şu detay, bağlama detayı çok hoşuma gitti. Siz yine olduğunuzdan daha zayıf gösteriyor. Belinizi daha çok ortaya çıkartıyor. Aynı zamanda omuzlarınızın da açık olması tam yazın rahat bir açık elbisesi olduğunu bence zaten gösteriyor. Bu arada elbisenin ucuna doğru şuralarda da ufak ufak fileler var. O da çok hoşuma gidiyor. Ben bu elbiseyi bu çantayla kombinlemek istiyorum. Çanta biraz uzun gerçi ama bu şekilde çok tatlı oluyor bence. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. İsterseniz bunları yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Çantaya gelecek olursak, çantada yeni sezon Osho'nun ürünü. Şöyle size göstereyim içine. Böyle oval bir çanta. Sezonda bir sürü farklı yerlerde gördüm ama en uygun fiyatlısı Osho'daydı. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Üstüm. Ve gel gelelim diğer aldıklarıma. Bu üstümde görmüş olduğunuz Mango'nun eteği, kot bir etek. Üzerinde ufak ufak taş detayları var. Görebiliyor musunuz acaba, böyle üstünde her yerinde taş detayları var. Çok şık bir etek. Yüksek bel bir etek aynı zamanda. Ve belimi tam sardığı için çok beğendiğim bir etek. Tekrar üstümde bu görmüş olduğunuz yün gibi olan askılı atletvari bir tişört var. Bu da çok hoşuma gitti. Basic, her şeyle olabilecek bir tişört. Aynı zamanda rengi çok hoşuma gitti. Ekru rengi. Bu sene ekru benim favori rengim. Mango'dan devam edecek olursak, bu kemer. Kemerin şöyle size detayını göstereyim. Üstüme de çok yakışıyor açıkçası. Şöyle bir toka detayı var. Gümüş renklerde. Hatta dilerseniz beraber kullanalım. Ama öncesinde ben size şöyle etiketini de göstereyim. Göstermişken de yırtayım. Yemek geldi mi? Bunu biraz delmem gerekiyor ne yazık ki. Aldığımdan bu yana yine kilo vermişim. Yaşasın. Ben size sadece göstermelik olarak şu anda taktım. Kemer bu şekilde. Şık bir düz renk kemer. Bu sene ben de kemerleri takmış durumdayım. Hatta yeri gelmişken size diğer kemerlerimi de göstermek istiyorum. Bu almış olduğum Mango'dan ilk kemerdi. Bu da diğer kemer. Yılan desenli bir kemer. Yine diğer kemerle aynılar bu arada materyal olarak. Bu biraz daha parlak sadece diğerinden. Şöyle. Bunun da tekrar delinmesi gerekiyor. Neyse, buradan takalım. Bu da böyle bir kemer. Diğer kemerimi gösteriyorum. Bu AliExpress'ten almış olduğum kemerdi. Bu altından oluşan, böyle altın nasıl desem, metalden oluşan bir kemer. Biraz zor bir kemer aslında ama çok hoşuma gitti. Şu duruşun güzelliğine bakar mısınız? Süper. Bunu AliExpress'ten sipariş verdim. Eğer linkini bulursam aşağıya sizler için yazarım. Bu da az önceki gibi aynı AliExpress'ten söylenmiş olan, şöyle akordeon gibi uzayan, her bele olabilecek olan bir kemer. Şimdi onu sizlere göstereyim hemen. Çok da rahat takılıyor böyle. Daha takmadan önce şuraya şöyle geçirip
takmanız gerekiyor. Böyle çok ama çok şık bir kemer bu da. Ve gel gelelim bir diğer aldığım elbiseye. O da bu siyah Zara'nın kolları böyle dolanlı, omuzları açık elbisesi. Şuradan çok tatlı bir düğme detayı böyle uzanıyor en sona kadar. Bu keten yanılmıyorsam, çünkü keten gibi bir kumaşı var. Yani böyle nasıl desem size, çabuk kırışan bir kumaşı var. Şuralarda hatta bir kez giymeme rağmen deli bir kırışma oldu ve uzun süre giymemiştim yani. Diğer göstereceğim şey ise bu çanta. Bambu çanta. Biliyorsunuz bu sene bambu çantalar çok moda. Az önce gösterdiklerim size yanılmıyorsam hasırdı ama oval olan, şu yanılmıyorsam hasır, bambu gibi durmuyor. Çünkü bambu da olabilir, emin değilim. Bu bambu olanı. Bu kesin %100 bambu. Bunu Mango'dan aldım. Siyah. Bu şekilde bulmak çok zor gerçekten. Böyle parlak bir yüzeyi var. Görmüş olduğunuz gibi. Her şeyle kombinlenecek bir çanta. Onu da bu şekilde taktım. Ve bu kıyafetimi de, yeni almış olduğum kıyafetimi de bu şekilde kombinledim. Tekrardan videonun başlangıcında görmüş olduğunuz bu bluz var üstümde. Zara'nın kahverengisi de vardı. Bu çizgili siyah beyaz desenini de çok beğendim. Her şeyle kombinlenebilecek bir şey. Beyaz kot şort, beyaz kot etek, siyah kot şort, siyah kot etek, istediğiniz her şeyle. Derin dekoltesi, evet belki biraz rahatsız edebilir sizleri ama gerçekten çok rahat. Yani bilmiyorum, ben bu kadar rahat olacağını sanmıyordum ilk aldığımda. Bir diğeri ise bu görmüş olduğunuz siyah beyaz işlemeleri olan kot şort. Bayağı bir yüksek bel görmüş olduğunuz gibi. Çok rahat bir şort. Bunu nereden aldım? Bunu Fashion Semra Instagram adresi, oradan bakabilirsiniz. Ondan aldım. Hatta bir sürü kot şort, kot etek aldım. Onları da oradan bakabilirsiniz. Bu çok hoşuma gitti. Bu yüksek bel olması, belimi tam anlamıyla sarıyor olması. Çünkü gerçekten kilo verdiğimden bu yana belimle alakalı büyük bir problem yaşıyorum ve beni çok rahatsız ediyor. Artık o problemi yaşamamak için dikkat ediyorum aldığım şeylere mecburen. Çünkü sonrasında şu bel için terziye götürdüğünüz kotlarınız, şortlarınız buradan girmiyorlar. Bilmiyorum, bende o problem var. Sizde var mı? Ama ben bunun çok şeyini çektim, yani rahatsızlığını çektim. Bir daha çekmemek için böyle deneyip alıyorum. Şimdi bir diğer kombinime geçiyorum hazırsanız. Ve işte yine size bahsetmiş olduğum Fashion Semra'dan diğer bir kot. Bu sene sizlere tavsiyem böyle çift renkli şortlar, pantolonlar almanız. Çünkü böyle çift renkli şortlar çok moda. Bu yine yüksek bel görmüş olduğumuz gibi. Arkası siyah kot, önü normal kot. Üstümdeki de bu görmüş olduğunuz kumaşını bilmiyorum ama böyle kırçıllı, çok iç gösteren bir şey. Kollarında ve göbek kısmında crop top gibi kesilmiş olsa da dantel detayıyla uzatılmış bir tişört. Bu da çok rahat. Zara'dan yanılmıyorsam 59.90'dı. Altımdaki de herhalde 50-60 falan. Bu tişörtün bir de beyazı var. Ve işte bu da az önce görmüş olduğunuz siyah tişörtün aynısı. Bunda da bu şekilde beyaz detaylar var. Sizlere bir diğer göstereceğim şey ise bu çok basic, çok ama çok basic Mango'nun atleti. Bu da yazın gerçekten sıcak havalarda çok ihtiyaç olunan bir şey. Bu da Mango'nun basic tişörtlerinden biri, atletlerinden biri. Her şeyle kombinlenecek bir model gördüğünüz gibi. Kırçıllı bir kumaşı var. Aynı zamanda da beyaz, kırık beyaz tonlarında bir sizlere bir diğer göstermek istediğim, daha etiketleri bile üstünde duran iki parçaysa bunlar. Bunların ikisi de Zara'dan. Üstteki Zara Basic. Şöyle size göstereyim. Biliyorsunuz bu sene böyle atletler aşırı moda. Ne kadarmış? 99.95 medium. Bunun bu arada small'u gerçekten şuradan çok kastı.
Ben göğüssüz bir insanım. Ona rağmen kaslı. O yüzden siz de ona göre alın tavsiye. Alt ise böyle yine ekru rengi bir şort, kot şort. Bu da yukarıya doğru bayağı çıkmış ve belden yine beni saran bir model. Aynı zamanda şuralarda da görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dantel detayları var tekrardan. Bu detay zaten benim çok hoşuma gitti. Bir diğeri ise bu Lütfelizade'nin bir çantası. Böyle şeffaf çantalar bu sene çok moda. Özellikle sahil kesimlerinde çok moda. Böyle içindeki bu çanta çıkıyor. Bunu bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Rengi kombinime uygun olduğu için bunları beraber kombinledim. Bunlar da bu şekilde. Bu çanta fiyatı yanılmıyorsam 100 liraydı. Bu arada size hemen altındaki şortun da kodunu göstereyim. Şöyle 129,95. Evet, sizlere göstereceğim bir diğer model ise bu ADL'nin Mert Aslan'la yapmış olduğu bir kreasyon. Üst görmüş olduğunuz gibi böyle kısa crop top tarzı bu şekilde bağlıyorsunuz. Derin bir dekolte yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız farklı şekillerde de bağlayabilirsiniz. Bunun bu arada kumaşı saten. Aslında ben başka bir rengini almak isterdim fakat yoktu. Siyah modelde sadece üretilmiş. Kolları fakir kol ama yazın çok rahat oluyorlar. Altta tekrar aynı kumaştan saten yüksek bel bir şort. Üst 199,90 yanılmıyorsam. Alt ise ne kadar acaba? 249 TL. Bunları da ADL'den bulabilirsiniz. Bu şekilde. Evet, şimdi bir diğer göstereceğim şey ise bu kot şort. Eskitmeli bir kot şort. Bunu da aynı şekilde Fashion Samra'dan almıştım. Instagram'dan onu bulabilirsiniz. Üstümdeki de Zara. Geçtiğimiz günlerde hatta bununla bir fotoğraf paylaşmıştım. Çok beğenilmişti. Böyle ne uzun ne kısa olan bir tişört. Ve omuzlarınız açık. Boynunuzdan kapalı. Rahat, şık bir şort. Bu da bir basic bir atlet. Bunu da hemen sizlere üzerine gösteriyorum. Böyle basic, her şeyle olacak bir atlet. Çok olsa da olur, olmasa da olur bir atlet ama şık ve her şeyle kombinlenecek bir rahatlıkta açıkçası. O yüzden bunu da aldım. Ve sıradaki kombinim de üstüm gördüğünüz gibi atlet ama kısa crop top tarzı ama çok crop toplu olmayan mini boy bir tişört. Altında Zara'nın rahat, spor, şık bir eteği. Kot eteği. Bunu da biraz alalı oluyor aslında ama sizlere göstermek istedim. Henüz kullanma fırsatım olmadı ama yazın kullanmak üzere almıştım. Bershka'nın biliyorsunuz bel çantaları çok moda. Ben çok bel çantası kullanmıyorum aslında bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Böyle bir şeffaf bel çantası. Yazın çok şık oluyor bu tarz çantalar. Eğer düşünüyorsanız, he hala varsa alabilirsiniz. Ben bunu aslında şu şekilde kullanıyorum. Şöyle. Böyle daha rahat geliyor açıkçası. Ya da buradan böyle asıyorum. Hatta bir çanta daha var elimde. Onu da size göstereyim. Bu şu an görmüş olduğunuz gibi dolu çantam. Ya böyle asıyorum. Aa, küpem düştü. Peki arkası nerede? Ya da şu şekilde takıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çok da rahat oluyor bu şekilde. Hem kaybolacak bir şey gitti falan. Hırsızlık korkusu yok. Böyle rahat bir çanta. Hazır bel çantalarından devam ediyorken bu kot şort uyacak bir bel çantam daha var. Onu da sizlere göstereyim istedim. Bu çanta nereye ait? Plan 1. Diğer göstermiş olduğum da bu arada Plan 1'e aitti. Bu da böyle şık bir çanta ve kombin tavsiyesi bence. Bir markanın benzeri olan çanta. Markanın ismini hatırlamıyorum ama Beymenler'de satılıyor. 3 aşağı 5 yukarı 3500-4000 TL arasında. Ben bunu Penti'den aldım.
Henüz kullanmadım tabii, yaz için aldığım için. Bu da 100 lira. Böyle tatlış, şirin bir çanta. Az önce görmüş olduğunuz siyahın bir de pembesi var. Pudra pembesi bende. Onu da bu Louis Vuitton çantamla kombinliyorum. Aslında cüzdan gibi bir çanta ama görmüş olduğunuz gibi yine basic ama dışarı parçalarla güzel bir şık. Yine günlük kombini oldu bence. Ve gel gelelim diğer favori parçama. Bunu Amerika'dan almıştım. Hatta hala da etiketi üzerinde duruyor. Victoria's Secret Pink'e ait bir çanta. Böyle hologramlı bir çanta kendisi. Bunu da yazın güzel güzel kullanırım diye almıştım. Orada o zamanlar kıştı tabii. Bize daha yeni geldi galiba bu çanta. Bu da böyle bir sırt çantası. Bu üstünde görmüş olduğunuz bluz da diğer pembe ve siyahın ekru rengi. Bu da böyle rahat kombinlenebilen bir bluz dediğim gibi sizlere. Bunu H&M'de bulabilirsiniz. Bir iki rengi daha olması gerekiyor. Ben eskiden bunun bir sürü rengini almıştım. Ama bu sezon o renkleri üretmemişler. Daha basic renkler üretmişlerdi. Böyle bir kombin. Sizlere bir diğer göstereceğim şey ise bu gözlük. Bu gözlük benim çok hoşuma gitti. İlki anında mahvoldu, çatladı şuradan şu şekilde. Bunu ben Plan 1'den aldım. Bu ikinci alışım. Ama gerçekten modeli çok hoşuma gidiyor. Ne deli deli cat eye, ne hani çok yuvarlak. Tam bir şık bir güneş gözlüğü bence. Siz de tükenmeden bakabilirsiniz. Bir diğer aksesuardan devam ediyorken göstereceğim şey ise bu ne yazık ki nazara gelen bir küpe. Yanılmıyorsam bunları da Plan 1 ya da Bershka tarzı bir yerden almıştım. Altı düştü. Böyle şık küpeler. Sizlere bir diğer göstereceğim aksesuarsa bu Zara'nın 89-95 TL olan küpeleri. Böyle üstünde ışıltıları olan rengarenk taşlardan oluşuyor. Benim çok hoşuma gitti. Bu da tam yazlık bir küpe bence. Size bir diğer göstereceğim çantaysa bu Zara'nın hasır çantalarından, hala daha etiketi duruyor. Çünkü bunu da yaz için almıştım. Böyle şirin bir plaj çantası. Ben böyle tatlı şeyleri plajda çok severek kullanıyorum. O yüzden bunu da görmüşken kaçırmak istemedim. Bir diğer aldığım şey ise bu 35.95 TL değerindeki Plan 1'in kolyesi. Bu da bu üzerimdeki kolyeye benziyor ama bu daha böyle yazın başına bir şey gelse üzülmeyeceğim. Ama bu daha çok başına bir şey gelse gerçekten oturup ağlayacağım bir kolye. O yüzden bunu da aldım. Bir diğer göstereceğim şey ise tekrardan deniz kabuklu halhallar. Biliyorsunuz bu sene çok moda. Bu 35.95 TL Bershka'nın küpesi. Böyle hafif küpeler ben çok seviyorum ve gümüş rengi arıyordum. Zincir detaylı olması da çok hoşuma gitti. Bunu da görmüşken kaçırmadım. Bir diğeri ise bu Bershka'nın rose gold, gümüş ve altın rengi olan güne giden teyzelerin kullandığı bilezikler. Çok hoşuma gitti ama bunlar. 3 renk olması da ayrıca dikkatimi çekti. Görmüşken kaçırmak istemedim. Bunun da fiyatı 45.95. Şimdi aldığım küpelerden devam ediyordum. Bunu bir şekilde size göstermem lazım ama çok ağır olduğu için böyle toplayıp getirdim. Şu küpeleri yeni aldım Bakırköy'de bir yerden. Şunlar H&M'in çok rahat olan küpeleri. Bunlar için sizlere zaten daha sonra bir video çekmeyi düşünüyorum ama yeni aldıklarını göstermek için size sadece şu an gösteriyorum. Şu küpeler aynı şekilde yeni. Onun yanındakiler tam yazlık olan küpeler. O kadar güzel ki renkleri de zaten çok benziyor farkındaysanız. Pembe, yeşil tonlarında yanar dönerli küpeler. Şu Zara'nın modeli, bunu da başka bir yerden almıştım. Galiba Bakırköy olması lazım. Her şeyle kombinleniyor. Şu da aynı şekilde Zara'nın küpesi. Şunlar Mango'nun eski küpeleri. Onlar yeni, bakayım başka neler var.
Yeni. Şurada yeniler var. Şunlar... Of! Kırmadım Allah'tan. Şunlar kukla markasının küpeleri. Bunlar çok hoşuma gitti. Böyle şıngır şıngır. Daha sonra şu griler var. Bunları da Bakırköy'den aldım. Çok şıklar. Böyle yazın her şeyle kombinlenecek bir küpe. Sonra şu görmüş olduğunuz modelle Bakırköy'den aldım. Çok hoşuma gitti bunlar. Bunlar tekrardan sarının, pardon, az önce göstermiş olduğum beyazın sarısı. Her şeyle kombinlenebilen küpeler. Şu gümüş detaylı olan Zara. Üstteki de eski sezon Zara. Devam ediyorum. Burada göstermediğim ne var? Şunlar. Bunları da Bakırköy'deki bir butikten aldım. Bunlar da çok rahat küpeler. Şunları da Bakırköy'deki bir butikten almıştım. Bunlar da çok güzel küpeler. Bir diğer Zara'dan aldığım crop top tarzı bluz ise bu Just Happy yazıyor. Evet, çok hoşuma gitti bu Just Happy yazısı. Neden? Çünkü çok günlük bir tişört ve böyle şirin tatlı şeyleri, seni motive eden şeyler üstünde giydiğinde gerçekten günün çok güzel geçiyor diye düşünüyorum. O yüzden bunu da çok böyle severek almıştım ve severek kullanıyorum açıkçası. Bir diğer aldığım şeye geçecek olursak bu Zara'nın bayağı üstte yapışan bir bluzu. Bunu da gördüğünüz gibi böyle her şeyle kombinleyebilirsiniz. Basic bir tişört. Bu da her şeyle rahat bir şekilde oluyor. O yüzden bunu da görmüşken aldım. Bunun aynı zamanda bir de beyazını aldım. Ama onu artık üzerimde giymiyorum zaten. Gördüğünüz aynı modelin beyazı. 30 bin kere giymeye gerek yok bence. Sizi de sıkmak istemiyorum. Aynı model zaten falan deyip. O da bu şekilde beyazı. Şimdi sırada sizlere göstereceğim. Plan 1'den almış olduğum bu crop top tarzı bu senenin modası olan kot ceket var. Ta-da! Böyle crop top tarzı kot ceket. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü bu sene böyle hem beyaz hem de kısa bir kot ceket arıyordum ve bulamıyordum. Açıkçası bunu siyahını da arıyorum. Orada siyahını da bulursam arayacağım. Eğer bunu alacağım. Eğer sizler bulursanız lütfen aşağıya bana yazın. Bunu almak istiyorum çünkü siyahını. Bu da beyazı. Plan 1'de bulabilirsiniz. Hala daha var. Ben 2-3 ay önce almıştım. Çok kullanışlı ve her şeyle kombinlenebilen bir kot ceket. Bir diğeri ise şöyle bir şey oldu. Ben bunu gördüğümde almak istemedim çünkü 250 liralık bir fiyatı vardı. Bu arada diğer ceket 150 lira ya da 180 lira olması lazım. Buna bu para verilir mi diye düşündüm ve vermek istemedim. Burada yıkanı da çok kötü olmuş ya. Konuşaklığı gitmiş neyse. Gittim Stradivarius'tan ne aldım? Aldığıma lanet ettim gerçekten. Bu varken neden o yani? Şimdi giyeyim de görün. Bakar mısınız şunun ışıklığına? Bu da Mango'nun crop top tarzı kot ceketi. Bu da hala da alması lazım. Yani son zamanlarda görmüyorum. İndirim de var zaten ama çok rahat, şık bir kot ceket. Bu kısa ceketi göstereceğim. Konuşamıyorum artık. Forever 21'ın bir ürünü. O da bu şekilde. Kısa bir kot ceket. Sizlere son bir şeyler daha göstermek istiyorum. Bu geçen sene almış olduğum Bershka'nın çantasıydı. Şuradaki taşı düştü, hatta taşını bulmuştum ama yapıştırmayı unutmuşum. Böyle arkasında da aynı şekilde gümüş ve mermer desenli taşları olan askılı bir çantaydı. Onu geçen sene Bershka'dan almıştım ve 100 lira civarı bir şey almıştım. Bu sene aslında bunlar Itback diye falan geçiyor markası ve fiyatları 3 aşağı 5 yukarı 400-450-500 TL arası. Ben bu sene bir hesap keşfettim, hatta onu da aşağıya yazacağım. O hesapta bu çantalardan vardı ve çok çok daha uygun fiyataydı. 150 lira olması lazım. Bu ikisi 300 lira yani. Bunların da aynı şekilde askıları var. Çok şık çantalar bence. Yazın her şeyle kombinlenebilen beyaz kotlarla, şort, işte etek tarzı. Bu da aynı şekilde renkleri o kadar şık ki bakar mısınız?
mor, mercan rengi, siyah, beyaz. Bunda da kırmızı, yani daha doğrusu mercan tonları tekrar altın rengi detaylarla çok güzel iki çanta. Bunları da sizlere göstermek istedim. Benim bu sezon aldığım yaz alışverişi parçaların hepsi bunlardı. Umarım aldığım ürünleri beğenmişsinizdir. Umarım sizlere bir şekilde bir kombin tavsiyesi olmuştur. Eğer videomu sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca da kanalımdaki zil sesine basıp oradan da yeni videolar yüklediğimde haberdar olabilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.